İyi pazarlar. Yolun başındayken programından herkese merhaba. Tercih telaşı başladı. Haftanın 7 günü Habertürk ekranlarında buluşuyoruz bildiğiniz gibi. Bugün tercihi sağlıktan yana olanlar bizi izlemeyi kaçırmasınlar. Çünkü tıp eğitimini konuşacağız. E, çocukluk hayalidir çoğu genç arkadaşımın. O böyle beyaz önlüğü giymek ister. Aslında sağlığın herhangi bir alanında çalışmak için çocukluktan bu yana hayalini kuran arkadaşlar var. E, kimisi de iş garantili olsun diyor. Şimdi tabii sonuçlarımız da elimizde olduğuna göre araştırmalarımızı hızlandırmaya başladık. Programın ikinci bölümünde bu arada eğitim uzmanı, eğitim danışmanı Nur Erdem Özeren bizimle birlikte olacak. Dolayısıyla sınav sonuç kağıdına dair, tercih dönemine dair teknik olarak, matematik olarak merak ettikleriniz varsa bize yazmaya başlayın. Sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla biz de onları yanıtlamaya gayret edelim. Bugün programın ilk bölümünde tıp eğitimini konuşacağız dedik. E, eczacılık eğitimini konuşacağız. Acaba mezun ol, eczane aç devri bittiğine göre, e, azaldığına göre... E, ...şimdi ne yapıyor eczacılar? Yani hangi konumda, nerelerde, nasıl istihdam olacaklar? Bunu soracağız. Diş hekimliğini konuşacağız. Farkındaysanız bu sağlık alanlarının hepsinde baraj sırası var. Bakalım neydi barajlar? E, tıpta arkadaşlar e, ilk 50 bin içinde olmalı diş hekimliğinde 80 bin, Eczacılıkta 100 bin. Bugün bunları konuşacağız. Ee, geçen gün programda şunu vurgulamıştım. Bazen diyorsunuz ki ya bunlar olmuyor ama acaba vakıf üniversitelerinde 50 binin içine girmedim ama ya da diş hekimliği seçeceğim. 80 binin içinde değilim ama seçebilir miyim bir vakıf üniversitesine? Hayır tabii ki arkadaşlar. Bu alanlarda baraj var. Devlet vakıf gözetmeksizin baraj var. Uygulanıyor. Bilginiz olsun ve buyurunuz efendim yolun başındayken başlıyor. Üniversite mi tercih etmeliyim, bölüm mü tercih hmm. etmeliyim? Bana göre bölüm tercih etmelisin. Seveceğiz matematiği, matematik hayatın içinde. Blockchain bizim işimiz. Bizim işimiz. Niye bizim işimiz? <laughs> Çünkü biliyorsunuz aslında blockchain'in çıkışı siyaset bilimiyle çıktı. E roller Rollercoaster'a binen bir çocuğun orada hangi fizikler olduğunu bilmesi gerektiğini. Hmm. Ya yani en kötü ihtimal yere düşen bir tebeşir alırken, gayri ihtiyari bir ayağımızı neden geri doğru attığımızı, dengeyi sağlamak için yaptığımızı bunu, gibi gibi. Ben Benim... hiçbirini de bilmiyorum. Demek ki hayatta fizikçi falan olmuyor. Ya. Yani. Bunu anlar ama değil mi? İçinde fizik Kesinlikle aşkı olanlar anlar. şu söylediklerinizi anlar. anlar. Bizler biraz işte 60-70'lerin nesilleri e, belli bir hızlı devinim benim de gördük dünyada. Beni de koymadınız değil mi dünyadan, hocam? bizler derken onun için. Nasıl? Beni de koymadınız Hayır, mi bizler? bizler. Ya, Biz tamamen masanın bu tarafını kastettim. <laughs> ben son anda karar verdim oyunculuk sınavına girmeye. Gidemedim de kursa falan. Hani herkes gidip bir kurslarda eğitim alıyormuş. Yine de şansımı deneyeyim geleyim. Siz her anlar mısınız benim yeteneğimi? Evet her zaman şansını denemek lazım o bağlamda. Çünkü e, kurslar dışında da insanın kendi özel potansiyelini kullanarak yaptığı birçok çalışma var. Hangi alanı seçiyorsa seçsin kendisinin bu şekilde büyük Veriyle, veriyle hareket edebilecek bir e, yetkinliği kazanması konusunda kendisine destek olsun. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Profesör Doktor Seyhan Alkan bizimle birlikte hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, şimdi kampüste işler birazcık böyle yoğunlaştı mı? Ziyaretler başladı mı? Tabii, Nedir durum? Tabii tabii. Yoğun bir şekilde ziyaret alıyoruz. Gerçekten bu sene biliyorsunuz çok güzel bir alana taşıdık kampüsümüzü. Sütlüce sahilindeyiz. Ee, ...hakikaten çok güzel bir coğrafyadayız. Haliç'te. Haliç'teyiz. Sütlüce sahilindeyiz. Ve e, bütün fakültelerimizi... ...bütün birimlerimizi orada topladık. Yaklaşık 45 bin metrekarelik... E, ...kapalı alana sahip. Laboratuvar imkanlarının... ...çok geliştiği e, ve... E, ...sosyal olarak da, kültürel olarak da... Şu, ...öğrencilerimizle çok güzel zaman... ...geçirebildiğimiz bir alandayız bu yıl. O yüzden çok da rağbet görüyoruz. Gelenlerin e, geri bildirimleri de bizi... ...çok mutlu ediyor. Hı hı. Ee, hakikaten... ...hedefine e, ulaşmış bir şey gibi adım gibi gözüküyor şu an. Şimdi direkt kampüsü anlatmaya başladınız girerken arkadaşlar için de önemli bir kriter olabiliyor değil mi yerleşke? Çünkü yani orada siz içeri girdiğiniz zaman bir atmosfer oluyor. Sadece kendi fakülteniz ve dersleriniz değil yani bir etkileşim alanı aslında kampüsler. Dolayısıyla da siz de doğrudan kampüsü anlatarak başladınız. Evet çünkü aslında kampüsümüzün e, dizaynında da bir maksadımız var. Ha, sadece güzel bir alanda olması değil, bütün fakültelerin bir araya gelmesi bizim için çok kıymetliydi, çok değerliydi. Bir taraftan da uygulamanın, eğitimin e, en önemli unsuru olan laboratuvarlarda çok gelişmiş, çok hakikaten teknolojik olarak hem alan genişliği açısından hem de içerik açısından çok gelişmiş koşulları orada oluşturabildik. Hmm. Ki eğitimin olmazsa olmazı laboratuvar eğitimi, uygulamalı eğitimler ve bütün öğrencilerimiz orada. Biz aslında sağlık teknoloji derken kurguda da böyle bir düşünceyle kurulmuş bir üniversiteyiz. Yani artık sağlıkla teknolojik gelişimlerin ki tematik bir üniversite olarak çok iç içe olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Ve Hatta gelecek... öyle bir dönemde de kuruldunuz. Hani Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olarak kurulduğunuzda dünya pandemiyi yaşamaya başlamıştı. Evet evet Covid-19 pandemisinde biz bir taraftan üniversitenin akademik kadrosunu evet. dizayn etmekle evet. meşguldük. Hakikaten evet. o da çok belki tarihe konu olacak bir hikaye, ve anı. Ee, ve teknolojinin sağlıkta ne kadar önemli olduğunu da orada Gördük bizzat hepimiz, hepimiz yaşamış olduk evet. gerçekten. Ee, e, tıbbın bütün imkanlarının insanlık e, yararına kullanıldığı bir dönem, e, bilinmezlerin olduğu, herkesin ne yapacağını bilmediği bir dönemde biz bir sağlık üniversitesi kurduk. Ve bunu da e, işte yine tedavide olmazsa olmaz olan sağlığın bütün unsurlarını geliştiren hı hı. teknoloji fakülteleriyle ve bölümleriyle beraber kurduk. Yani peki kurucu vakfın amacı? Ee, ...aslında sağlık ve teknolojinin bir arada olduğu bütün alanlara gerekli iş gücünü yaratmak mı? Araştırmalara mı ağırlık vermek? Nedir tam olarak kuruluş amacı? Kurucu Vakfımız bizim üniversitemizin kuruluşundaki bütün bu düşünceleri... ...ve dünyadaki örnekleriyle de değerlendirerek ve e, bugünü, geleceği ve daha sonrasını yansıtacak bir planla akademi sektör işbirliğini ve yetkin insan yetiştirmek nitelikli yetkin insan yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu sektörde çok iyi yaşamış ve görmüş bir kültürden geliyor. Bu bizim belki de en büyük gücümüz. Çünkü üniversitenin içerisindeki öğrenci eğitimine ve öğrencilerin staj imkanları ve sonrasındaki diğer sektördeki işbirliklerinin akışına baktığımızda aslında bütün hikaye, bütün hedef öğrencinin seçtiği meslekte nasıl yetkin olabilir ve kendisini nasıl keşfedebilir hmm. ve bitirdikten sonraki birçok farkındalığıyla şaşıracağı konuları üniversite sıralarında nasıl yaşayabilir ve öğrenebilir bunun derdindeyiz ve sağlıktan gelen bir kültür olduğu için de bütün fakültelerimizdeki birimlerimize, bu enerjiyi ve düşünceyi aktarmaya çalışıyoruz. Dün de programımızda yetkinliklerden bahsetmiştik tam da. Yani aslında üniversitelerin verdikleri diplomalarının logolarındansa e, çocuğun kendine nasıl donattığı, artık mezun olurken o çantasına neleri topladığı daha önemli. Becerilere, yetkinliklere bakıyor iş dünyası çok diye. Çok önemli. Neden? Çünkü e, evet. Bu abi. anlamda sağlıkta da e, deneyimle çıkabilmesi için bir uygulama çok önemli. Yani biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Diş hekimliği seçen bir öğrenci işte hastane imkanları, işte tıpı seçen hastanesi var mı? Bunlara bakıyorlar çünkü. Siz nelere öncelik veriyorsunuz yetiştirirken? Şimdi eğitimde bu yetkinliği yakalayabilmek için e, e, alfabenin ilk harfinden başlar gibi e, kısa bir özet geçmek isterim. Eğitim materyali çok önemli. Mesela bizim şu anda kütüphanemizde bütün alanlarımızda, fakültelerimizdeki bütün mesleki alanlarda öğrencilerimizin 7/24 ulaşabileceği dijital kaynaklara ve eğitim materyallerine ulaşmalarını sağlıyoruz ki ...600 bine yakın e, dijital kitabımız ve yaklaşık 60 bine yakın da dijital dergiye ulaşma imkanı sağlıyoruz. Bu çok önemli. Hı hı. İkinci ayak olarak bu uygulamaların aldıkları temel eğitim bilgilerin uygulandığı... ...laboratuvar imkanlarını çok üst düzeyde. Aslında bu olmazsa olmaz, bir her üniversitede olması gereken... İşte bizim farklı bir şekilde dizayn etmeye çalıştığımız nokta bundan sonrasında başlıyor. Bizim akademik kadromuzun içerisinde mutlaka sektörde çok önemli yerlere gelmiş insanlardan oluşan bir grubumuz var. Biz e, bu yetkinliği oluşturabilecek ve gerçek hayata mesleki olarak başladığında öğrencilerimizin neler olabileceğini görmelerini çok önemsiyoruz. Bunun için de bu mentorları davet ediyoruz. Birkaç örnek vermek isterim. Örneğin tıp fakültesindeki benim bir genel cerrahi profesörüm şu an uluslararası sağlıkta dünyanın bütün ülkelerinden gelen e, insanlara bir metabolik cerrahi uygulayan ve çok başarılı olmuş bir akademisyen. Yine mimarlıkta bir hocam Türkiye'deki ve dünyadaki çok önemli projelerde şu anda imzasını atmış ve öğrencilere bu ufku gösterebilen ve o noktaya ulaşabilmek için neler yapmaları gerektiğine gerek eğitim anlamında gerekse mesleki tecrübe anlamında aktarabilen bir insan. Bu fikri oluşturmak, öğrencilerin kafasında bu fırtınayı yani yaratmak yani ilham da olabilecek e, evet, akademisyenler. Evet bu çok 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 önemli. Çok önemli. Var. Diş Hı -hı. hekimliğini sordunuz. Mesela şu anda bizim 8800 metrekarelik bir alanda ee, teknolojik olarak çok üst düzeyde standartların çok çok üzerinde ve İstanbul'un merkezinde her yerden ulaşabilecek e, konuşlandırdığımız ve e, açılışını yaptığımız uygulama ve araştırma merkezimiz ağız diş sağlığı uygulama ve araştırma merkezimizin içerisinde çok önemli alanında çok çok başarılı akademisyenlerin de e, adapte edildiği bir sistemle onların bu işte nasıl başarılı olunur ve nerelere gidilir noktasında çok önemli bir o hem eğitim anlamında da hem de mentor etkisi anlamında da bir yapı oluşturmuş durumdayız ki bu hedefli olan bir öğrenci için zaten gerekli olan şeyler bunlar. Bu arada multidisipliner yani bölümler arasında da çok ciddi hem dersler anlamında, hem toplantılar anlamında, hem çalıştaylar anlamında insan hareketliliğini, öğrenci hareketliliğini çok önemsiyoruz ve bunun özellikle bilgiye olan açlığı motivasyonu, konsantrasyonu çok etkileyeceğini düşünüyoruz. Diş hekimliği yani içindeki, hastanesi. Yani çok özür diliyorum. İçindeki e, enerjiyi dışarı çıkarmaya çalışıyoruz. Hmm. Öğrencinin kabiliyetini ve enerjisini dışarı çıkarmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bence. Ondan sonrası zaten sağlamış olduğumuz ekolojiyle beraber çok hızlı bir şekilde gelişecektir. E, Diş hekimliği hastanesinden bahsettiniz. Hastaneniz var mı var mıydı İstanbul? Hastanemiz şu anda bizim bir e, üniversitemize ait bir uygulama araştırma hastanemiz var. Bir e, afiliyasyon protokolü sonrasında kolan hastaneler grubuyla yapmış olduğumuz iki lokasyonda uygulama araştırma hastanemiz var ve öğrencilerimizi özellikle tıp ve hemşirelik öğrencimizi, sağlık bilimleri öğrencilerimizi, eczacık öğrencilerimizi buraya yolluyoruz. Onun dışında Topkapı yerleşkemizde 400 yataklı oldukça kompleks ve teknolojik imkanları yüksek bir üniversitemizin kendisine ait bir hastane projesi de hızla devam ediyor ve çok yakın bir gelecekte bu da öğrencilerimizin hem eğitimine hem de araştırmalarına sunulacak. Şimdi biraz ARGE'den bahsetmek istiyorum ama ARGE'yi açılışta bahsettiğim eczacılıkla da bir araya getirelim mi? Çünkü hani mezuna ol ve eczane aç devri artık kapanıyor dedim ya anonsda doğru mu dedim bilmiyorum. Çünkü artık eczacılığın çalışma alanlarına baktığımızda endüstriyel eczacılık görüyoruz. Yani önceden neydi? İlacı satardı. Şimdi ilacı üretsin noktasına geldi. Önemli ve değişik çalışma alanlarına işaret ediyorlar artık O yüzden hem bir eczacılık örneğini verip bir de ARGE konusunda nelere yatırım yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz anlatır mısınız? Tabii. Çok kıymetli bir nokta burası. Bizi seçen öğrencilerimiz özellikle de araştırıp bu üniversitenin eczacılık fakültesinin temel amacı nedir diye araştırdıklarında keşfettikleri ve hakikaten heyecanla bizi tercih ettikleri bir alana bahsettiniz. Endüstriyel eczacılık aslında Türkiye'deki bütün eczacılık alanının geleceği. Çünkü serbest ezdacılıkta siz de bilirsiniz ki çok ciddi bir yığılma ve tıkanma durumu söz konusu. Ki Oysa, devlet bunun önüne geçmek için değil mi? E, kota açıklamıştı vesaire evet, adımlar atıldı bununla ilgili evet, geçtiğimiz çok, yıllarda. Evet çok somut adımlar atıldı. Evet. Ve ve e, endüstriyel ezdacılık aslında bütün dünyada e, bütün ülkelerin gelişmek istediği, büyümek istediği bir alan. Ekonomik e, getirisi çok yüksek, istihdam e, imkanları çok yüksek. Ve hakikaten ülkeye de çok farklı bir ufuk açacak bir e, alan orası. Ve bizim kurucu vakfımızın da ülkemizin e, en önemli yerli e, endüstriyel ilaç firmalarından e, birine sahip olması bizim buradaki en büyük gücümüzü yansıtıyor ki şu anda imkan dahilinde 10 bin metrekare civarında bir ARGE laboratuvarında öğrencilerimiz henüz öğrencilikten bir ilacın fikri nasıl oluşur? Hmm. Daha sonra bu klinik çalışmaya nasıl çevrilir? Onun sonrasında bir ürüne nasıl dönüştürülür ve bunun ...yasal olarak da bir ürüne, inovatif bir ürüne dönüşmesi ve ülkede ve dünyada pazarlanması nasıl gerçekleştirilir... ...bütün aşamaları üretiminden tutun, pazarlamasına kadar bütün aşamaları görmek... ...ve kendilerini orada nerede görüyorlarsa o noktada eğitim alma imkanları var ki... ...İSİN e, Eczacılık Fakültesi'nin bence çok farklı özelliklerinden bir tanesi burası. Şimdi e, hep vurguladığınız şeylerden biri oldu aslında ARGE sektöre hazırlanmak öğrenci için... E, bursluluğu kaçırmayalım. E, şimdi malumunuz ekonomik koşullar, vakıf üniversitesi düşünen aileler burs imkanlarını çok merak ediyorlar. Bu anlamda politikanız nedir? Biz kuruluşundan bu yana hakikaten e, özellikle e, hedeflerimize bizi götürecek öğrenci popülasyonuna e, davet edebilmek için yüksek burs oranlarında e, devam ettik. Ve bu yılda tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültesinde koşulsuz %50 burs veriyoruz. Ee, yine e, mühendislik fakültemizde 9 çok kıymetli bölümümüz var. Burada tam burs veriyoruz adeta bir kamu üniversitesi gibi. Çok güçlüyüz. Yine sağlık fakültelerinde ve iktisadi, iktisadi idari sosyal bilimler fakültesinde de yüzde 50 burs e, uygulama e, politikamız var. Şimdi bu saydığınız alanlar hep sürekli bir yenilenme ve adaptasyon gerekiyor ya. Yani siz şimdi kendi hekimlik yıllarınızı düşünün, bir de öğrencilik yıllarınızla kıyaslayın. O bilgiler hemen değişiyor, güncelleniyor. Birinci sınıfta gördüğünüz şey mezun olana kadar belki geçerliliğini yitiriyor. O yüzden biraz genel anlamda sağlık tercih edeceklere tavsiyeleriniz, uyarılarınız varsa onları almak istiyorum. Aslında sağlık e, düşünüldüğünde benim her konuşmamda bahsettiğim e, dünya ve insanlık var olduğu sürece popülaritesini kaybetmeyecek bir alan sağlık. Burada önemli olan günceli yakalayabilmek, hı hı. boşlukları görebilmek, fırsatları değerlendirebilmek. Bakın dünyada şu anda genç nüfus çok e, özellikle gelişmiş ülkelerde çok azalmış durumda oran olarak ve Uluslararası anlamda da baktığınız zaman sağlıktaki yetişmiş nitelikli personelin e, istihdam noktasında hiçbir sorunun olması imkansız. Burada önemli olan o boşlukları dolduracak ve dünyadaki trendleri görecek, e, teknolojiyi bilecek, teknolojiyi kullanacak ve özellikle de e, bilişime doğru giden sağlığın uygulamalarını anlayacak bir e, eğitim sistemini kurup, ona göre yerinizi almanız lazım. Bunu sağladığınız takdirde sağlıktaki popülerite ve gerçekten memnuniyet verici dönüşlerin ben değişeceğini hiç düşünmüyorum. Sağlık her zaman mesleki olarak fırsatlar sunan bir alan ve dünyada ve ülkemizde hala sağlık alanında çok ciddi bir insan kaynağı ihtiyacı var. Burada önemli olan tekrar ediyorum geleneksel geçmişte kalan eğitim yapısını değiştirerek günümüzü ve geleceği görecek bir eğitim yapısı ve sonrasındaki kariyer planını yapabilmekte. E, sağlıkta ön lisansı pek konuşmadık. Meslek yüksek okulunu bir konuşmak istiyorum. Sizde de ağız ve diş sağlığı, anestezi, ilk ve acil yardım, tıbbi görüntüleme teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri, doğru mu söyledim hepsini? Bu yıl bu yıl bu yıl sadece ağız ve diş sağlığı öğrencisi alıyoruz. Hı hı. Ee, kendi hastanemiz açılana kadar diğer bölümlerin öğrenci alımına bir süreliğine ara tamam. verdik. Ağız ve diş ağız, sağlığı. Diş sağlığı aslında baktığınız zaman istünde hep bir devam eden bir kurgulama süreci var ki az önce endüstriyel eczacılıkta özellikle şunu belirtmek isterdim. bizim lisans üstünde de ülkenin çok nadir programlarından biri olan ilaçta araştırma ve geliştirme enstitüsünde Master ve yüksek doktora programlarımız var ki burada endüstriyel eczacılığa gönül koymuş ve o konuda kendini geliştirmek isteyen öğrencilere de bir yol açıyoruz. Hmm. Aynı şey yine ağız diş sağlığı bölümündeki ön lisans programındaki öğrenciler Yani öğrencilerimiz... lisansı tamamlamak istese önü açık mı bunun da? Kes, kesinlikle ve ben özellikle aday öğrencilere şunu belirtmek isterim. Eczacılık alanında ülkemizde çok ciddi bir akademisyen boşluğu var. Ve Bu manada özellikle hedefinde akademisyen olmak isteyen öğrencilerin eczacılık alanında bu yolculuğa çıkmalarını ve kariyer planlamalarında bunu düşünmelerini özellikle e, tavsiye ediyorum ve e, bilgilendirmek istiyorum. Ya geçen sene boş kontenjan kalmıştı tıpta. Biz de konuşmuştuk tıpa ilgimi azalıyor, çocukların gözümü korkuyor. Tam da çünkü pandemiye denk geldi ya gördük yani ailesine vesaire bırakıp iş başa düştü ve 7-24 bu çocuklar hep çalıştı. Evet hep özveri isterdi bu meslek ama hani pandemide de bunu bir hayli gördük. Yani minnettarız onlara dedik. Yani kendilerini riske atacak derecede sahadaydınız sizler. Evet, evet. Dolayısıyla acaba dedik hani ne oldu? Niye boş kaldı kontenjanlar? Bu sene %3 gibi çok az da olsa tıp kontenjanı artmış görünüyor. Ee, böyle bir yorumunuz var mı? Yani çeşitli branşlara ilgi azaldı. Daha çok parayı önceliklendiriyor diyebilirsiniz. Ya da yani bu o dönem has bir şeydir. Tıpa ilgi azalmıyor. Sizin gözleminiz nedir? Biraz kamuoyunda doktorların bütün hayatı ve yaşantıları bu pandemiyle beraber bütün toplumun öğreneceği şekilde bir durum aldığı için bir etkilenme durumu söz konusu olabilir ama bir taraftan da tabii eğitimin birazcık ağırlığını yine bu noktada uzun ve meşakkatli bir eğitim olmasının bu noktada ama yine de baktığımız zaman hani iş garantisi kariyer yolculuğunda alternatifli birçok faktörün olması tıbbın güncelliğini hiçbir zaman e, kaybettirmiyor ve bence kaybettirmeyecek de. İngilizce bölümlerde birazcık boşluk oldu. Hmm. E, burada da aslında e, yani e, aday öğrencilerin bu manada e, konsantrasyonlarını şu şekilde geliştirmesi lazım. Bugün dünyaya hakikaten doktor ihraç eden bir Noktadayız Çünkü Türk hekimleri hakikaten siz de bilirsiniz zaman zaman bunları sizinle konuşuyoruz. Türk hekimlerinin yetkinlikleri ve başarıları evet. dünya çapında. Bütün dünya ülkelerinde çok sayıda temsilcimiz yani var. Sağlıkta dünyada e, sağlık turizmi gelirlerimize baktığımızda da aslında hala çok yerini bulamamış daha iyi olması gereken bir potansiyele sahibiz. Giderek yükselen yalnız. Bitir İlk beş yani, ülke doğru. arasındayız dünyada doğru. uluslararası doğru. sağlıkta ve ben bunun çok daha artacağını düşünüyorum ki... Bu az önce bahsettiğim boşluk kalan e, İngiliz tıp kontenjanlarına e, aday öğrencilerin bir kez daha dönüp bakmalarını öneriyorum. Çünkü dünyada, e, gelecekte de çok ciddi bir hekim ihtiyacı e, baş gösterecek. Bu kesin. E, o yüzden İngilizce eğitim veren tıp politikalarındaki e, mezuniyetlerin özellikle uluslararasılaşma noktasında, globalleşme anlamında onlara çok yeni ufuklar açacağını ve bu manada bir alternatif oluşturacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İstanbul ediyorum. Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Seyhan Alkan bizimle birlikteydi. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.